Allah razı olsun hocam. Hepinize öncelikle geldiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Bugün çok değerli bir konuğumuz var, Şener hocam. Önce hocamı kısaca tanıtmak istiyorum. Doçent doktor Şener Özönder hocam, lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTÜ Fizik'ten aldı. Aynı bölümdeniz. Doktorasını da University of Minnesota'dan fizik bölümünde nükleer fizik alanında tamamladı 2013 yılında. 2013-2016 yılları arasında University of Washington'da fizik bölümünde hem postdoc hem de öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2016'da da Türkiye'ye dönerek Koç Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 2019'a kadar araştırmacı olarak çalıştı. 2019'dan beri İstinye Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde fizikçi ama yani aslı alanı fizik. Hocamız nanoteknoloji ile ilgileniyor, kuantum mekaniği ile ilgileniyor, yapay zeka ile ilgileniyor, nükleer fizikle ilgileniyor. Yani çok geniş bir ilgi alanı var. Aynı zamanda ben kelamla da ilgili olduğunu yakından biliyorum. Dolayısıyla bugünkü konuşma için tam biçilmiş bir kaftan hocamız. Şimdi konuşmanın tanıtımını yapınca Mehmet Hoca Twitter'da bir sosyolog hocamız şöyle mesaj atmış. Yani bunun ne alakası var kelamla, işte zaman tartışıyorsunuz, biraz modern işler yapın, böyle şey işleri yapıyorsunuz, işte fuzuli işlerle uğraşıyorsunuz. Aslında çok tabii göbekten kelami konularla ilgili bir mesele zaman. Hocalarım tabii benden daha iyi bilirler. Ben sadece modern tartışmalardan birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela biliyorsunuz Allah'ın varlığının delillerinden belki en önemlisi, en çok gündeme geleni Udus delili. Udus delili tartışması uzay zamanın sonlu olup olmaması ile ilgili bir tartışma. Dolayısıyla fizik işin içine ister istemez giriyor. Hatta 21. yüzyıldaki ve 20. yüzyıldaki versiyonları savunulan bu argümanın genel görelilikle yakından ilişkili. Yani fiziğin zamanın geçmişinin olduğunu göstermesi açısından çok önemli rol oynuyor. Keza gene önemli bir tartışma, evrenin bir sonu olacak mı, olmayacak mı? Evren ezeli bir geleceği olabilir mi, sonsuz bir geleceği? Gene bu uzay zamanla ilgili bir şey. Yani evrenin başı ve sonu tartışmaları, ki bunlar önemli tartışmalar şüphesiz din açısından, doğrudan uzay zamanla ilişkili tartışmalar. Gene işte Allah'ın bilgisi tartışmaları, ki biliyorsunuz bir fıkıhçı hocamız mesela Allah geleceği bilmez diyor. Şimdi başka bazı kelamcılar da var bunu savunan. Şimdi Allah'ın geleceği bilmemesi için geleceğin var olmaması gerekiyor. Ama gelecek var mı yok mu, bu fizikle ilgili bir tartışma. Mesela Şener hocamız belki değinecek. Modern zaman anlayışında genel görelilikte gelecek sanki şimdiden varmış gibi gözüküyor. Bu da tabii Allah geleceği bilemez iddiasını ile doğrudan çelişen bir durum. Dolayısıyla Allah'ın geleceği bilgisi, geçmişi bilgisiyle ilgili tartışmalar da zamanla ilişkili. Bir diğer tartışma gene Allah zamanın içinde midir, değil midir tartışması. İşte biliyorsunuz İbn-i Teymiye ya da bazı selefiler zamanın içinde olduğunu iddia ediyor. Şimdi mesela belki bilmiyorum gene buna değinecek mi Şener hocamız ama özel ve genel görelilikte zamanla mekan birbirine dönüşebiliyor. Bir kişinin zaman olarak gördüğünü başka bir kişi mekan olarak görüyor. Dolayısıyla Allah-u Teala zamanın içindedir diyeceksek genel görelilik bizi şuna zorluyor. O zaman mekanın içindedir de demek zorundayız. Dolayısıyla bu tarz fiziğin doğrudan Allah'ın sıfatlarıyla ilgili tartışmalarla da yakından ilgisi var. Şüphesiz zaten kader meselesiyle doğrudan ilgisi var. İşte birden fazla gelecek mümkün mü? İşte insanın yapacakları şimdiden belli midir? Gibi tartışmalar, özgür irade tartışmaları da doğrudan zamanla ilgili. Dolayısıyla fiziğin zaman tasavvuru bizim modern kelam tartışmalarının olmazsa olmaz bir konusu. Sözü fazla uzatmadan tabii üstada bırakalım. Şener hocam söz sizin. Teşekkür ederim takdim için hocam. Herkese hoş geldiniz diyorum kıymetli hocalarıma. Ekran paylaşabilir miyim? PowerPoint için. Hemen Şener hocam. Şu an paylaşabiliyor olmanız lazım.
Evet. Geldi değil mi? Evet geldi hocam. Tamam. Geldi hocam. Şimdi konuşma sırasında eğer kesiklik olursa veya anlaşılmayan bir yer olursa hızlı soruları da alabiliriz ama uzun soruları daha en sona bırakalım isterseniz. Bugünkü konuşmamızın konusu uzay zamanın doğası. Uzay ve zamana dair neler biliyoruz bugünkü modern fizik bağlamında onlardan biraz bahsedeceğiz. Enis hocamın dediği gibi ben aslen fizikçiyim. Kelama da ilgi duyuyorum. Kelam hakkında da birkaç şey söylesem de yine işin daha doğru ifadelerini buradaki hocalarım aktarır diye tahmin ediyorum. Şimdi evet, şimdi en başta uzay ve zamanı yapısını kimleri ilgilendirir bu? Bir kere genel merak olarak herkesin merakı var bu konulara. Yani insan olarak bizden daha büyük, bizden daha uzun yaşayan, bizi aşan, yaşadığımız dünyayı hatta görebildiğimiz evreni bile aşan başka şeyler var mı? Mekan, zaman, madde olabilir, başka varlıklar var mı? Bunları merak ediyoruz bir kere. İnsan olarak bu tabiatımızda var. Onun dışında kainattaki yerimiz, yani bu dünyada ne yapıyoruz? Çok özel şartlar altında ancak canlıların yaşayabildiğini, hatta şu anki atmosferimizin, dünyanın, güneş sistemimizin çok özel, yani kainattaki, evrendeki bu bir takım sabitlerin çok özel durumunda bir hassas ayarda ancak ortaya çıkabildiğini düşünüyoruz, biliyoruz fizikten. Dolayısıyla kainattaki yerimizi sormamız da ne yapıyoruz, nereden geliyoruz ve nereye gidiyoruz bu soru da çok doğal. Aynı zamanda insanda bir huşu duygusu uyandırıyor bu. Yani bu hani ateistler de bunu dillendiriyor. Yani kainatı düşündüğün zaman yani gerçekten herkesin içinde bir huşu duygusu, bir tatlı bir korku diyelim isterseniz. İngilizce'de awe denen o duygu doluyor. Onun dışında fizikçiler tabii meslek olarak zaten bu alanla ilgililer. Fizikçilerin usul olarak daha çok empirik, yani deneysel, gözleme dayalı usulleri var. Model tabanlı, bir takım modeller yapıyoruz. Tabii bazen şunu da söylemek lazım. Mesela fizikçilerin söylediği teorileri, modelleri, hipotezleri bazen gerçekmiş gibi alıyoruz. O da bir problem aslında. Onlara da değinebiliriz belki bir noktadan sonra. Onun dışında fizikçiler matematik kullanıyor. Daha çok epistemolojik bir yaklaşımları var. Yani tabiat hakkında biz deney ve gözlemler ve modellerimiz vasıtasıyla neler öğrenebiliriz? Bu soruyu soruyorlar. Neler, o tabiattaki şeyler nelerdirden daha çok neler tabiat hakkında neler öğrenebiliriz sorularını soruyorlar. Felsefeci ve kelamcılar diğer taraftan daha çok akli ve ontolojik bir açıdan yaklaşıyorlar. Yani mesela fizikçilerin belki hiçbir zaman keşfedemeyeceği, belki evrenin en büyük global yapısı nedir, bundan da bahsedeceğiz. Veya en küçük yapı taşları evrenin ne olabilir? Böyle çok daha temel sorular sorabiliyorlar. Aslında o fiziğin birazcık da dışına çıkıyor ama tabii fizik ve kelamın ve felsefenin hep böyle birbirine değdiği noktalar da var. Hani bunlar tamamen böyle ayrı kompartımanlar değil. Onun dışında teistler ve ateistler de ilgileniyor tabii ki. Yani hem Allah'ın varlığı veya Allah'ın varlığının gerekli olmadığı yönündeki delilleri kurmak için veya hipotezleri kurmak için evrene, uzaya, zamana, işte fizik kanunlarına sürekli göndermeler yapılıyor. Onun dışında tabii bir de sanatçılar, yani sahada gördüğünüz resim bir sanatçı tarafından çizilmiş tabii ki. Sanatçıların içinde görsel sanatlar yapanlar da var. Tabii roman yazanlar, hikaye yazanlar, bilim kurgu yazanlar da var. Yani birçok kişiyi aslında bu ilgilendiriyor. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Şimdi evren hakkındaki sorularımız aslında bizim ondan daha önce dünya hakkındaki sorularımız var. Dünya hakkındaki sorularımız da evren hakkındaki sorularımız aslında çok benzer. O yüzden isterseniz dünya hakkındaki sorularımızdan başlayalım. Yani belki bundan tabii dünyanın yuvarlaklığının gösterilmesi çok eski. Yani 2000 yıl yaklaşık ama son işte keşifler vesaireler belki son 300-400 senede dünyanın yuvarlaklığı veya işte yapısına dair birçok şey öğrendik. Daha sonra da tabii evrenin nasıl bir şey olduğunu, evren yuvarlak mı, yani bütün olarak o soruları sormaya başladık. Şimdi global, yerel ve mikro ölçeklerden bahsedeceğim ben konuşmam sırasında evrene dair. Ama onlar nasıl, ne manaya geliyor? İsterseniz dünya bağlamında bir üzerinden geçelim. Global dediğim şey dünyanın global yapısı. Aslında globe da zaten dünya demek. Yani totalde uzaktan baktığınızda nasıl görüyorsunuz? Kare mi, düz dünya mı, işte küre mi? Tabii dünyanın global yapısının küre olduğunu biliyoruz. Yani bunu hem dünya üzerinde yapılan deneylerde
görebiliriz. Yani bu antik Yunan'a kadar gidiyor bu deneyler. Aynı zamanda işte Biruni'nin de ölçümleri var. Aynı zamanda işte uydulardan çekilen görüntüler de var. Dolayısıyla dünyanın global yapısı dediğiniz zaman aslında detaylarını, ince detaylarını, üzerindeki dağları, gölleri değil, bütün olarak global yapısını bahsediyoruz. Evrenin global yapısından da bahsedeceğiz. Peki dünyanın yerel yapısı dediğimiz, yani İngilizce'de local dediğimiz nasıl bir şey? Dünyanın yerel yapısı düz bildiğiniz gibi. Yani camdan baktığınız zaman isterseniz bakın hiçbir zaman bir eğrilik görmüyorsunuz. Dolayısıyla camdan bakarak aslında dünyanın global yapısı hakkında pek bir şey, hemen hemen aslında hiçbir şey söyleyemiyoruz. Çünkü camdan baktığımız zaman, pencereden baktığımız zaman ne görüyoruz? Dünyanın düz olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla dünyanın yerel yapısı düz olduğunu biliyoruz ve bundan yola çıkarak yani işte dünyada dünyada yani küre dünyada da küçük bir alan alsak, işte düz dünyada da küçük veya başka türlü dünyalarda da küçük bir alan alsak hepsi aslında şöyle geri gideyim. Hepsi aslında şuna benzer bir şey olacak. Yani dünyanın yerel yapısı aslında düz. Peki yuvarlak olmasına rağmen, küre olmasına rağmen neden düz olduğunu görüyoruz? Bu aslında dünyanın çok büyük ve bizim çok küçük olmamızla alakalı. Aslında daha doğrusu şöyle diyelim, fizikte büyüklükler ölçülebilir. Yani birimler olan büyüklükler için büyük küçük söylemek çok demek çok doğru değil. Hep orandan bahsetmek lazım. Bizim için dünya yani dünyanın yarıçapı 6000 kilometre. Bizim boyumuz 1-2 metre boyunda. Dolayısıyla biz dünyaya göre çok çok küçük olduğumuz için dünyayı ne görüyoruz? Düz görüyoruz. Ama diyelim ki dünya belki yarıçapı 3 metre olsaydı, yani büyük bir top gibi düşünün veya bir havuz gibi, o zaman dünyanın yuvarlak olduğunu hakikaten de görebilirdik. Şimdi evrenin de lokal yapısından bahsedeceğim. Yani yerel yapısından ve bununla ilgili bir takım deneyler de var. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi bir de mikrodan ne kastediyoruz onu görelim. Mikroda aslında çok daha atomik yapıya indiğiniz zaman, yani bu artık yerelden daha da mikroya gidiyorsunuz. Orada ne görürsünüz? Dünyanın mikro yapısının bugünkü bilimde kullandığımız temel yapı taşları atomlar. Burada bir sanırım elektron mikroskopundan çekilmiş bir görüntü görüyorsunuz. Tabii atomlar illa böyle yuvarlak şeyler, küpler cinsinden değil. Bu sadece bir temsili olarak alın bunu. Yuvarlak küreler değil. Ama evrenin, yani burada söylemek istediğim şey, biz aslında 3 tane farklı ölçekten bahsedebiliriz. İngilizce'de scale dediğimiz, bu çok önemli. Yani global, yerel ve mikro. Tabii yereli nasıl tanımlıyorsunuz o da, yani 1 metre mi, 1 kilometre mi, 10 kilometre mi, o da değişebilir. Ama temelde 3 tane ölçekten bahsedeceğiz. Şimdi fizik kanunlarının farklı ölçeklerde zaten farklı fizik kanunları ortaya çıktığını veya da farklı fizik kanunlarını kullandığımızı zaten biliyorsunuz değil mi? Yani atom altı fizik için kuantum mekaniği önemli olurken, işte diyelim buzdolabı yapmak veya işte araba yapmak için Newton fiziği yeterli. Diğer taraftan işte diyelim ki solar sistemimizi, Merkür'ün hareketini, güneş sistemimizi vesaire veya daha büyük ölçekleri açıklamak için de Einstein'ın teorisine gidiyoruz. Yani farklı ölçeklerde farklı teorilerin olması da normal. Şimdi ama genel olarak şunu söyleyebiliriz. Her ne kadar bu ölçekler birbirleriyle alakalı olsa da global, yerel ve mikro yapılar birbirini belirlemez. Ben mesela insan olarak orta ölçekli, yani 1 metre, 2 metre ölçeğinde, metre ölçeğinde bir yapıyım, bir varlığım. Ama beni sonuçta o metre ölçeğinde yapan şeyler atom altı, yani atomik mikro ölçekli şeyler. Yani bir alaka var ama her zaman mikro ölçekli şeylerin makro ölçeklere veya yerel ölçeklere illa zorunlu olarak bir etkisi, bir belirleyiciliği olacak diye bir kanun da yok. Şimdi bu kavramlardan bahsettikten sonra yavaş yavaş isterseniz evrenin global yapısından başlayalım. Sonra yerel yapısından devam edeceğiz. En sonunda evrenin mikro yapısına geleceğiz. Yani mikro dediğimiz orada mesela evrende çok çok küçük uzaklıklara baktığımız zaman, mesela metrenin milyar çarpı milyar gibi daha küçük parçalarına baktığımız zaman evreni kesikli mi görürüz, sürekli mi görürüz? Oralara geleceğiz ama isterseniz globalden başlayalım. Şimdi öncelikle bir kere her şeyden önce şunu söylememiz lazım. Şimdi diyelim ki evren, diyelim ki biz dünya olarak şuradayız. Dünya diyelim. Buradan bir gözlem yapıyoruz. Gözlem dediğimiz şey aslında bize çevreden gelen ışıklar. Bu ışıklar işte değişik gezegenlerden gelen ışıklar. Şimdi bizim görebildiğimiz
dünyada bir gözlemci olarak görebildiğimiz en uzak nokta, yani yarıçap olarak düşsek, 46 milyar ışık yılı. İsterseniz buna kilometreye dönüştürmek isterseniz şurada ışık yerine 300 binle çarpın bu sayı. 46, 300 binle çarpın. Sonra da milyarla çarpın. O kadar, en fazla o kadar uzaklığı görebiliyoruz. Bunun bir sebebi var. Çünkü evren genişlemeye devam ediyor. Şimdi diyelim ki bize bir ışık gelmeye çalışıyor buradan ama belki uzak bir galaksiden. Evren genişlemeye devam ettiği için bu ışığı sürüklüyor geri doğru. Yani bu şey gibi. Hızlı akan bir nehir var. Siz nehirin ters tarafında bir şey var. Oraya gitmeye çalışıyorsunuz ama nehir o kadar hızlı akıyor ki sizin nehirde ters yüzmeniz onu o istediğiniz ters yöndeki noktaya gitmenizi engelliyor. Ama şuralarda bir yerlerdeysiniz, ışık size gelebiliyor. Her ne kadar evren genişlese de. Dolayısıyla bu bir yarıçap belirliyor. Yani burada söylemek istediğim şu. Evrenin en uzak görebildiğimiz noktası her tarafa doğru 3 boyutlu bir küre olarak düşünürseniz bizden 46 milyar ışık yılı ötede. Yani sadece şu evrenin şurasını görebiliyoruz. Şimdi dışarıda ne var? Dışarıda soru işareti var. Dışarıda bir şey var mı? Nasıl bir şey var? Bunu bilmiyoruz ama şu içerisi gözlemlenebilir evren, observable universe dediğimiz yer. Yani ne söylersek aslında biz dışarısı hakkında bir şey de söylesek şurada ölçtüğümüz, yerel olarak ölçtüğümüz şeyler üzerinden yorum yapabiliyoruz ancak. Şimdi devam edelim. Şimdi evrenin global yapısı, yani evrenin, şimdi bir geri geleyim. Şu içerideki ölçümlere bakarak evrenin global yapısı hakkında neler söyleyebiliyoruz veya neler söyleyemiyoruz fiziksel olarak, gözlemlere dayalı olarak. O konuya geleceğiz, o yerel konusunda geleceğiz. Şu an hala globaldeyiz. Yani şu global olarak, yani şu tarafa doğru, sağa, sola, yukarı, aşağı, bu taraflara gitsem neyle karşılaşacağım? Yani evrenin bir sonu mu var? Yoksa kendi üzerine dönüp tekrar başladığı yeni bir geleceğim? Yani mesela şu tarafa giderken sonra birden şuradan çıkıp başladığım yere geri mi döneceğim? Bunlara geleceğiz. Bunlar global yapısıyla alakalı. Şimdi ne ihtimaller var? Öncelikle ihtimaller üzerinden gidelim. Şimdi bir tanesi kapalı. İngilizcelerini de koydum. Belki internetten arkadaşlar bakmak isterse kullanmanız gereken terimler bunlar. Kapalı ve hudutsuz. Sınırsız demek istemedim. Çünkü sınırsız deyince sanki sonsuzmuş algısı da doğurabilir. Hudutsuz. Yani mesela şu simite bakın. Bunun aslında bir hudutu yok. Yani şuradaysanız mesela nereye gidebilirsiniz? Şu yöne gidebilirsiniz. Bu iki boyutlu bir evren. Siz tabii bunun üç boyutlusunu düşünün şimdi bu simitin. Düşündünüz mü? Düşünemediniz. Çünkü üç boyutlu simit düşünemiyoruz biz. İnsan olarak üç boyuta alıştığımız için, üç boyutlu simit düşünebilmemiz için bir dört boyut algımızın olması lazım. Ama iki boyut üzerinden anlatacağım ama yani buradaki şeyleri siz üç boyuta genelleştirebilirsiniz. İki boyutta ne var? İki yöne doğru gidebilirim. Değil mi? Şimdi bu neden hudutsuz? Şu yüzden. Şimdi ben bu yönde sürekli gitmeye devam etsem ne olacak? En başladığım noktaya geri döneceğim. Veya şu noktada şöyle gitmeye başlasam şöyle başladığım yere geri döneceğim. Yani bunun bir hududu yok. Yani istediğiniz kadar gidin, en başladığınız yere geri dönüyorsunuz ve belli bir sınıra çarpmıyorsunuz. O manada hudutsuz. Closed, yani kapalı manası da oradan geliyor. Şimdi bizim evrenimiz böyle olabilir. Tabii bunun üç boyutlu versiyonu, hani hayal edemediğimiz şekilde. Başka bir ihtimal de evrenin açık ve hudutlu. Yani aşağıdaki gibi açık evren. Yani bu biraz, tabii burada düz bir evren koydum ben resim olarak ama bu böyle eğri bir evren de olabilir, evren de olabilir ama bunun buradaki temel mantık şu: açık ve hudutlu demek, yani şuraya gittiğim zaman buradan daha öteye gidemem. Yani açık ve kapalı evren, olası evrenlerin farkı bu. Şimdi başka örnekler de göstereyim size. Şimdi kapalı ve hudutsuz evrende aynı yönde belirli bir süre gittiğimizde başladığımız noktaya geri döneriz. Bu Pac-Man oyununu herhalde herkes oynamıştır. Mesela şuradan bu sarı şey Pac-Man. İşte buradan girersiniz, sonra hemen şuradan çıkarsınız. Veya işte yukarıdan girersiniz, aşağıdan çıkarsınız falan. Bunlar kapalı evrende tabii ki mümkün. Mesela neler olabilir? İşte bir tane örneğini gösterdim. Simit olabilir. Torus, matematikte torus diyoruz. Veya küre olabilir. Şimdi burada tabii iki boyutlu, tekrar söyleyeyim, iki boyutlu size objeleri gösteriyorum. Üç boyutlu objeleri gösteremiyorum. Yani üç boyutlu evren, küre üç boyutlu evren nasıl olur? Şimdi bunun yüzeyi iki boyutlu gördüğünüz gibi. Yani şu
boylam üzerinde gidebilirim. Bir de enlem üzerinde gidebilirim. İki boyutlu. Bunun üç boyutlusunu olduğunu bana inanın şu an. Var matematiksel olarak hayal edin. Yani gözünüzün önünde canlandıramasak da. Üç boyutlu bir evren olabilir. Ve kapalı olabilir. Gene şu da mesela kapalı. Buna Klein şişesi deniyor. İşte şuradan içeriden girdiğiniz zaman bir şekilde içeriden giriyorsunuz. Sonra şu yüzeye çıkmış oluyorsunuz. Tekrar dışarı çıkmış oluyorsunuz vesaire. Bu ilginç bir topolojisi var. Yani evrenin aslında büyük genel topolojisi, global yapısı birçok şekilde olabilir. Şimdi peki bu durumlarda evrenin merkezi nerededir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Mesela şunu da merkezi nasıl tanımlayacağız? Yani merkez diye bir şey yok. Çünkü başladığınız yere geri dönüyorsunuz. Bunda da aynı şekilde. Bunda da aynı şekilde. Bu arada üç boyutlu dediğimiz zaman bunun yüzeyini düşünün. Yani bu tabii bir küre, şu görebildiğimiz küre, bu aslında üç boyutlu bir küre ama bunun yüzeyi iki boyutlu. Yani şu yüzeyi iki boyutlu. Yüzeyin üç boyutlu olduğu küreyi hayal edemiyoruz ama onu düşünün. O üç boyutlu yüzey üzerinde üç tane yöne gidebilirsiniz. Burada da yani evrenin merkezini tanımlayamayız değil mi? Hatta iki boyutta burada bile, iki boyutta bile tanımlayamıyoruz. Yani dünyanın merkezi de aynı şekilde tanımlayamayız değil mi? Çünkü belli bir sınırları yok. Onun dışında şöyle bir tartışma da var. Mesela yaşadığımız evren izotropik mi? Bu şu demek, her yönde aynı mı? Eğer böyle bir evren üzerinde yaşıyorsanız, isterseniz iki boyuttan gidelim. Bir karıncayı düşünün. Mesela bir karınca olsun burada. Bu karınca iki yöne doğru gidebilir değil mi? Ve hatta yani genel olarak tabii her yöne gidebilir. İki boyutlu yüzeyde. Ve bu gittiği herhangi bir yönün diğer bir yöne karşı hiçbir farkı yok değil mi? Yani şu çizgilere aldanmayın. Bu küreyi ben döndürebilirim. Hiç önemi yok. Yani bu karınca zaten bu meridyen ve enlemleri zaten, enlem ve boylamları zaten görmüyor. Yani şu izotropiktir. Bu ne demek? Yani her yönde aynı demek. Peki mesela şunda ne oluyor? Bunda biraz farklı. Karınca şu yöne gittiği zaman pardon. Evet, karınca şu yöne gittiği zaman aslında kısa bir tur atıyor burada. Ama şu yöne gittiği zaman uzun bir tur atıyor. Yani aslında evrende belli bir yön olduğunu veya şöyle diyelim, X ve Y koordinatlarının biraz birbirinden farklı olduğunu, birisinin kısa birisinin uzun olduğunu aslında karar verebilir. Bir takım deneyler yaparak. Dolayısıyla izotropik yani o biraz işte evrenin topolojisine bağlı. Peki evren kapalıysa ne olur? Mesela bunu gözlemleyebilir miyiz? Bir takım deneyler, gözlemler devam ediyor bu konuda. O da deneyler şunun, gözlemler genellikle şunu düşünüyor. Şimdi eğer ben diyelim ki şurada bir gözlemciyim. Şu yöne doğru bakıyorum. Şimdi bu yöne mesela bana diyelim ki şu galaksiden ışıklar geliyor değil mi? Bu galaksiyi burada görmem lazım. Ama bu galaksiden gelen ışıklar aynı zamanda ters yönden de gelecek değil mi? Dolayısıyla yani hem bu tarafa hem şu tarafa baktığın zaman aslında aynı galaksiyi görmem lazım. Eğer evren kapalıysa. Bu yönde deneyler, gözlemler var. Veri analizleri yapılıyor. Ama henüz evrenin kapalı olduğuna dair bir delil görülemedi. Tabii bu evrenin kapalı olmadığı manasına gelmez. Mesela çok büyük olabilir evren. Ama o ışık yani şu ışık mesela arka taraftan dolanan ışık henüz bize gelmemiş olabilir. Başka sebepler olabilir. Ama bu yönde de deneyler var söylemek istediğim. Şimdi evrenin global yapısı açık olabilir dedik. İşte buna bir örnek ben önceki slide'da tabii düz bir evren gösterdim ama mesela şöyle çok garip bir evren de olabilir. Bu da iki boyutta ama kıvrımlı bir evren de olabilir. Çok önemi yok. Yani bunun da sonuçta burada bir hudutları var. Bunun da hudutları var. Buralarda. Tabii soru bu. Soru şu. Mesela kainatın evrenin köşesine varan bir ışık ne olur? Çok büyük bir ihtimalle geri yansıması lazım. Tabii bunu artık siz nasıl modelliyorsunuz ama evren o kadar büyük oldu. O kadar büyük ki yani evrenin bir köşesine zaten biz ışık gönderemiyoruz da var olan ışıkların geri bize ulaşan ışıklardan yorum yapabiliyoruz. O da mesela diyelim ki siz şurada sen ne olabilir?
Sizin gözünüz şurada, şu tarafa bakıyorsunuz. Diyelim ki burada bir tane galaksi olsun. Şöyle spiral şekilde çizmeye çalışayım. Galaksi olsun. Şimdi şu taraftan da size ışıklar gelmeli. Değil mi? Bir de bu galaksinin eğer ışık yansıyorsa şu taraftan da ışıklar gelmeli. Yani şu galaksiyi aslında sanki bir de aynısını şu tarafta da varmış gibi görmeniz lazım. Evrenin bu şekilde sonu varsa. Yani evrenin global yapısı aslında prensipte gözlemlenebilir bir şey ama evren tabii ki çok büyükse bunu gözlemlemek, aynı zamanda bizim teleskoplarımız çok hassas değilse bunu gözlemlemek mümkün olmayabilir. Ya burada sadece mümkünattan bahsediyoruz. Yani bir zorunluluk yok böyle olacak diye. Ama olmaması için de yani bunu yasaklayan bir sebep de yok. Peki evrenin dışında ne var? Genellikle bu çizimlerde hep bu sorularda gelir. Yani mesela şunda diyelim ki burada evrenin sınırı yok dedik ama peki mesela şuradaki bir insan diyelim ki şuradaki bir insan mesela şöyle dışarı doğru zıplayamaz mı? Zıplayamaz. Zaten bu az önce dediğim gibi bu iki boyutlu olarak düşünmeyin. Bunun üç boyutlu olduğunu düşünün. Üç boyutlu olarak hayal edin onu. Yani aslında yani bu insan dışarıya doğru baktığı zaman böyle bir siyahlık görmüyor. Tamamen evrenin içinde aslında. Bu arada evrenin içi dediğim şey buranın yüzeyi. Yani bu simitin içi boş. Boş değil de içinde bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Yani buralar mevcut değil. Yani boş bile değil. Yani boş dediğiniz zaman bir bardağın içindeki işte havayı boşaltabiliriz. Bir fanusun içindeki vakumla havayı boşaltabiliriz. O boş olur ama o manada bile boşluk değil buralar. Yok yani. Bu sadece benim sizin şu şekilleri görebilmeniz için koyduğum bir arka plan. Dolayısıyla fiziksel olarak var dediğimiz her şey zaten evrenin kendisi. Ama dediğim gibi yani evrenin kendisi böyle non-trivial, böyle değişik, basit olmayan topolojilerde olabilir. Peki. Şener Hocam, şimdi, bu noktada bir şey sorabilir miyim? Tabii hocam, buyurun. Şimdi bundan 5-10 dakika önce evrenin sürekli genişlediğini söylediniz. Evet. Şu anda da bu boş yer olmadığını falan söylediniz. Evet. Bu genişleme nereye doğru? Yani olmayan bir yere, olmayan bir şeyde nasıl bir genişleme olur? Evet. Yani bu soru kastımı da zaten çok... Anladınız mı hocam? Tabii ki. Yani bu soru her zaman sorulmazsa zaten bir gariplik vardır. Yani bu sorunun mutlaka sorulması lazım. Her zaman da sorulur. Nereye doğru genişliyor? Bir yere doğru genişlemiyor. Yani kendisi genişliyor aslında. Tabii biz bunu algılamak zor. Ben de algıladım diyemem kesinlikle. Çünkü yani biz zaman ve mekanla mukayyet olduğumuz için. Ama şöyle diyelim. Şimdi mesela bir evren var burada. Sonra bu şöyle diyelim. Mesela ben buradayım. Siz de buradasınız. Aramızda 2 metre olsun. Bu evren genişlediği zaman o Big Bang'le ilgili size simülasyon da göstereceğim. Şöyle yapalım. Bu sefer ne oldu? Ben buradayım, aynı noktadayım. Tabii aynı noktada, ikimiz de aynı noktadayız. Ama aramızdaki uzaklık mesela 4 metreye çıktı diyelim. Yani evrenin genişlemesinden kastımız aslında uzunlukların artması. Evrenin genişlemesi bence çok problem değil. Eğer evrenin herhangi bir yerde olmadığını kabul edersek genişlemesinde çok problem görmüyorum ben. Yani aslında bununla aynı soruyu şunu da sorabiliriz. Peki buralar mevcut bile değilse, yani boş bile değilse nasıl bir evren bunun içinde olabilir gibi bir soruyla aslında aynı bir soru. Bunu herhalde bir noktada kabul edip geçmemiz lazım. Yani kelamda da galiba hala denen boşluk konularında kelam hocalarımız da bu konuda sizler de belki yorum yaparsınız kadim kelamda nasıl tartışılmış. Ama yani çok da söyleyebileceğimiz bir şey yok aslında herhalde, sadece kabul edip devam etmemiz lazım. Ama bence şunu söyleyebilirim. Eğer evrenin var olan bütün fiziksel varlıkların evren olduğunu tanımlıyorsak evrenin dışından bahsetmeyeceğiz. Bu noktada evrenin genişlemesi de çok büyük problem değil. Yani aslında aynı soru gibi diye görüyorum. Tekrar tartışmaya devam ederiz. Devam edeyim ben buradan. Konuşmanın sonunda yine soruları geri dönebiliriz. Ama çok haklı bir soru. Evrenin yine işte garip topolojileri olabilir. Yani topoloji derken büyük olarak, global olarak yapısı. Yani düz de olabilir. İşte eğrilmiş de olabilir. Ama böyle bir noktadan bir noktaya kısa yollar
olan topolojiler de olabilir. Bunlara kurt delikleri deniyor. Mesela normalde diyelim ki şu nokta burası ne olsun? Ankara olsun. Burası İstanbul olsun. İşte Ankara, İstanbul'dan Ankara'ya mesela diyelim ki normalde şöyle herkesin bildiği yol bu olsun. Böyle gittiğinizi düşünün ama İstanbul-Ankara arası aslında şöyle bir yol da var mesela. Daha kısa belki. Tabii böyle, yani bunlar henüz gözlenmiş değil. Ama işte bu Star Wars gibi klasik filmlerde falan bahsedilen şeyler. Burada tabii ihtimallerden bahsediyoruz. Şunu söyleyebiliriz. Einstein'ın teorisi, kütle çekim teorisi buna izin verebiliyor mu? En azından bu bizim için bir ölçek olabilir, kriter olabilir. Evet, izin veriyor. Yani bu tip evrenlerinde olmasına izin veriyor. Ama tabii bu bir zorunluluk değil. Bunu gözlemledik mi bugün? Gözlemlemedik. Ama olabilir tabii ki. Hatta evren yeterince büyükse muhtemelen de vardır gibi bir argüman bile yapabiliriz belki. Şimdi evren sonsuz olabilir mi? Bu konuda yani epey bir saçmaş yoldum ben bunu geçmişte internetten okurken. Birçok kitapta ve hatta internetteki işte Physics Exchange, Stack Exchange gibi bu yani fizik forumlarında falan tartışmalarda birçok yerde evrenin düz ise, onlar o detaylara da geleceğiz, düzse evrenin sonsuz olabileceğini söylüyorlar ama bu gerçekten çok yanlış. Yani birisi size niceliklerin sonsuz, fiziksel nicelikler bir kere ölçülebilir nicelikler sonsuz olamaz. Yani evreni büyüklüğü ölçülebilir, fiziksel bir şey, ölçülebilir bir şey. Ve tüm ölçülebilir nicelikler sonsuz olamaz. Çünkü sonsuz bir sayı değildir, bir limittir. Yani birisi size işte sonsuz uzunluk, sonsuz evrenden bahsediyorsa hakikaten onu tokatlamaya hakkınız var. Yani çünkü sonsuz dediğimiz şey, yani her ne kadar şöyle 0, 1, 2, 3 ve sonsuz diye yazsak da aslında bu bir sayı değil. Bu bir limit. Yani sonsuz diye bir sayı yok. O sadece aslında bir limit. O manada evren sonsuz olamaz. Tabii az sonra sonsuz olarak almanın, yani fizikçilerin denklemlerde sonsuz kullanmalarının neden bir problem yaratmadığından da bahsedeceğim. Ama yani felsefi olarak bakıyorsak veya işte rasyonel olarak bakıyorsak evren her zaman için sonsuz olamaz, sonlu olmalı. Yani evrenin büyüklüğü sonlu olmalı. Şimdi neden sonsuz olmaz? Çünkü sonsuz uzunluk, sonsuz zaman, sonsuz yaş bunlar paradokslara yol açıyor. Aklen ve fiziken mümkün değil. Mesela bir örnek vereyim. Kelamda da zaten benzer örnekler çok var. İşte sonsuz yaşında olan bir kişinin bir sene sonra yine sonsuz yaşında olması. Çünkü işte birisine soruyorsunuz yaşın kaç? Sonsuz. Bir sene sonra tekrar soruyorsunuz. Diyor ki sonsuz artı bir ama o da sonsuz. O zaman hiç yaşlanmadın mı? Aynı yaşta kalmış gibi. Veya işte sonsuz uzunlukta bir çubuğu ikiye böldüğünüzde, yani sonsuz uzunlukta bir çubuk var. İki tarafa doğru gidiyor bu. Buradan kesiyorsunuz. Dolayısıyla şuradan başlayan ve sonsuza giren gene iki tane sonsuz uzunlukta çubuğunuz oluyor. Yani bir tane evrenden isterseniz iki tane evren yaratmış olduğunuz, bu zaten mümkün değil. Ama matematiksel olarak sonsuz bölü iki sonsuzdur. Ama tabii fiziksel, bunlar matematiksel limitler aslında. Yani mesela herhangi bir integralde diyelim işte sıfırdan sonsuza kadar bir integral alabiliriz biz. Diyelim ki 1 bölü x karenin integrali olabilir. Dx diyelim. Aslında bunun doğru ifadesi, bunu bizim şöyle yazmamız lazım. Bu aslında bir limittir. Buraya bir r diyelim. R sonsuza giderken sıfırdan r'ye 1 bölü x kare dx. Yani sıfırdan r uzunluğuna kadar bizim bu integrali aslında alanı veriyor. Şu fonksiyonun alanını veriyor. İntegrali hesaplamamız lazım. Sonra da r gördüğümüz yerlerde bu limiti almamız lazım. Matematikte yapabiliriz. Limit olarak yapabiliriz ama gerçek fiziksel olarak zaman, mekan, kütle bunlar sonsuz olamaz. Şimdi devam edelim. Blok uzay zaman diye bir şey var. Bu kavramı herhalde birçoğunuz duymuştur. Şimdi insanların öncelikle üç boyut, biz yani baktığımız zaman çevreye, yani odanızda çevreye bakın. Üç boyutun bir kısmını topluca görebiliyoruz değil mi? Bir bakışta yani x, y, z eksenlerinde üç boyutlu cisimleri, bayağı geniş bir alanı, yani galiba 150 derecelik bir görüş açımız var. Bayağı bir şey görebiliyoruz ama zamanın sadece bir anını algılayabiliyoruz. Bu algılama belki yani 200-300 milisaniye de olabilir. Bu konuda deneyler de var. Yani insan şimdiyi nasıl algılıyor? Bu belki böyle işte saniyenin birkaçta biri, işte onda biri vesaire de olabilir ama o an dediğimiz çok kısa bir zaman var. Yani
böyle bir 5 saniyeyi sürekli algılamıyoruz mesela. Yani 10 saniye, 10 dakikayı, 5 yılı hatıralarımız olsa da onu sürekli algılayamıyoruz. Bu ilginç bir şey mesela. Yani uzayı algılayabiliyoruz 3 boyutu ama zamana gelince sadece yani mesela işte bu x ise 0, 1, 2, eksi 1, eksi 2. Yani uzay olduğu zaman görüş alanımız ne kadar elveriyorsa bayağı bir alanı görebiliyoruz. Ama zamanda sadece şimdiyi görebiliyoruz veya algılayabiliyoruz. Bu ilginç. Yani zamanla zamana karşı zaman ve uzayı farklı algılıyoruz diyelim. Peki blok zaman, uzay zaman fikri ne? O da şu. Uzay ve zamanın dışında bir varlık aslında. Yani uzay ve zamanla mukayyet olmayan, kayıtlı olmayan bir varlık. Onun algısı farklı olabilir. Yani biz gibi olmak zorunda değil. Mesela şu ekrandaki adama bakın. Bir noktada fotoğrafı çekilmiş. Sonra bir sonraki anda şöyle bir fotoğraf var değil mi? Yani fotoğraflar olarak bu biz bunu yani cep telefonumuza kaydedebiliriz. Ama bütün fotoğrafları, bütün zamanları aynı anda algılayan bir varlık aslında bunu şu şekilde algılayabilir. Yani bu insanın sadece burada iki boyuttan bahsedelim. X ve Y boyutları olsun. Hem X ve Y boyutundaki bütün noktalardaki hareketlerini hem de şu zamandaki bütün zamanı aslında aynı anda görebilir değil mi? Zaman ve mekanın dışındaki bir varlık. Yani bir boyutlu zaman, zamanın geçmiş, gelecek ve şimdi olarak ve üç boyutlu uzayın bir arada temsilini dört boyutlu bir uzay zaman olarak, bir blok olarak gösterebiliyoruz. Tabii tekrar söyleyeyim, burada yani biz üç boyutlu canlılar olduğumuz için sadece size üç boyutlu bir şekilde gösteriyorum. Z eksenini gösteremiyorum burada. Çünkü onun yerine T'yi, zamanı kullandım ama genel olarak dört boyutlu bir blok uzay zamandan bahsediliyor. Dolayısıyla yani nasıl uzayı birçok boyutunu, üç boyutunu aynı anda en azından bir kısmını görebiliyorsak zamanın da aynı anda birçok kısmını görebilen varlıklar olabilir. Bu da başka bir örnek. Mesela bu adam işte bu kutunun üzerinde işte bir sonraki saniyede yavaş yavaş arkaya doğru düşüyor. Ama bunların hepsini tek bir şekilde aslında bir blok uzay zaman şeklinde de şu şekilde gösterebiliriz. Her ne kadar bizim algımız buna uygun olmasa da. Şimdi büyük patlama dediğimiz şey aslında bunun için verilen bir örnek üzümlü kek örneği. Siz mesela bir kek yapıyorsunuz. Üzümlü kek, hamuru fırına koyuyorsunuz. Hamur bu olsun. Sonra da pişerken ne oluyor? Genişliyor. Üzümlere bir şey olmuyor. Sadece aralarındaki mesafeler artıyor. Bu tabii şişti hiç. Mesela 5 santim, 10 santim oluyor. İşte diyelim ki şurada 10 santim fark olan yer işte 20 santim oluyor. Büyük patlamanın temel mantığı bu. Yani cisimlerin birbirlerinden uzaklaşması ve uzayın aslında şişmesi. Peki biz şu an mesela her bir, bu bir animasyon ama iki tane karesi var. Yani ya birinci kareyi görebiliyoruz ya ikinci kareyi değil mi? Yani uzayın her tarafını görebilsek de uzamsal olarak, zamansal olarak herhangi bir anda ekranında sadece bir tane kare çıkıyor. Peki bu büyük patlamadan başlayarak bugüne kadar uzay zamanı böyle bir blok zaman olarak gösterebilir miyiz? Genellikle onun içinde şu tip gösterimler var. Yani varlık dediğimiz şey aslında zaman ve uzay, hepsi işte bu. Şunu düşünebiliriz. Yani burada bir sıfır anında bir büyük patlama anı var. Bu büyük patlama anında tam olarak yani buralara çok gidemiyoruz. Neler oldu, nasıl başladı. Ama zamanla evrenin işte bir enflasyon denen çok hızlı genişleme, yani şu anda evren genişliyor ama şurada bakarsanız birden çok hızlı bir genişleme bir zamanı var. Bu yaklaşık 10 üzeri eksi 32 saniyeden önce, yani 0 koyun, virgül koyun, sonra 31 tane 0 koyun ve bir tane 1 koyun. O saniyede kadar, yani gerçekten çok küçük bir zaman. Evrenin çok hızlı bir şişmesi var. Buna enflasyon deniyor. Enflasyon zaten şişme demek İngilizce. Daha sonra da evrenin yine şişmeye devam etmesi ama yani daha düşük bir hızla evren şişmeye devam ediyor. Mesela şurada saniyenin %1'indeyiz. Yani burada yavaş yavaş işte nükleer füzyonlar başlamış. Yani işte hidrojen, helyum, işte karbon bildiğimiz atomlar oluşmaya başlıyor. Bundan öncesinde onlar yok.
belli bir noktadan sonra burada işte füzyon son bulmuş. Yani bütün atomlar oluşmuş. Daha sonra ilerleyen zamanlarda işte galaksiler, yani bu atomlar çorba gibi, daha sonra bunlar bir araya geliyorlar. Evrenin belli bölgelerinde galaksiler oluşturuyorlar. Ve bugüne kadar geliyor. Yani blok uzay zamanında şu şekilde aslında görebiliriz. Yani tabi bunlar temsili, bunlar analoji. Yani bunlar her zaman insana düşünmek konusunda yardımcı oluyor ama tabi hani sadece bu analojiler üzerine %100 anlayışımızı bindirmememiz lazım. Çünkü o zaman bir takım problemler oluyor. Yani bu gerçeğin birebir temsili değil tabii ki. Bir de yine burada tabii ki yani şu today dediği bugün, şurası bizim 3 boyutlu evrenimiz. Bugün için. Bugünkü 3 boyutlu evren. Burası geçmişteki 3 boyutlu evren. Yani tabii burada 2 boyutlu olarak mecbur gösterdik ama aslında orada kastedilen 3 boyut. Yani blok uzay zaman fikri de aslında bu. Bunun üzerinde de tabii bir takım argümanlar var. Yani hatta onlardan da sanırım sonraki slide'da bahsediyorum. Yani şu soru mesela insanlık düşünce tarihinde her zaman olmuş galiba. Allah nerede ve ne zaman ne zamanda sorusu. Zamanın ve mekanın ortaya çıkması için bir kere zaman ve mekan dışında bir illet gerekiyor. Bir sebep gerekiyor. Yani zamanın içindeyse zaten o fiziksel evrenin zamanın ve mekanın içinde oluyor. Fiziksel evrenin parçası oluyor ve onun da mecburen bir başlangıcı olması gerekiyor. Yani tanımı gereği burada aslında. Tanımı gereği zamanla ve mekanla kayıtlı olan şeyler yaratıcı olamıyor. Kelamcı hocalarımız sunumdan sonra bu konulara daha detaylı girerler diye tahmin ediyorum. Şimdi yani ehli sünnet anlayışında da zaten hani Allah uzay zamanın yani mekanın ne içinde ne dışında onunla mukayyet olmadığı zaten bahsediliyor. Tabii içinde değil derken yani burada kast gibi yani bu Allah uzayın içinde veya dışında mı sorusuna taalluk etmediği, Allah'ın mekanla bizim içinde yaşadığımız fiziksel evrenin mekanı ve zamanıyla kayıtlı olmadığı tabii ki kastediliyor. Yoksa içinde değil derken Allah, yani burada Allah yok manası da kastedilmiyor tabii ki. Yani o ince semantik tartışmalara belki şeyden sonra değinebiliriz. Buradan devam edeyim. Şimdi evrenin global ölçekli yapısından bahsettik. Yerel ölçekli yapısına bakacağız. Yerelden kastım hani 46 milyar yıl ışık yılı, 46 milyar ışık yılı çapında bir gözlem alanımız vardı. Buna görülebilir evren, observable universe diyoruz. Yerelden kastettiğim aslında bu. Yani uydularla gökyüzüne bakacağız görebildiğimiz evrene. Buradan ne tip bilgiler alabiliyoruz? Bunlardan bahsedeceğiz şimdi. Buraya kadar bir soru var mı evrenin global yapısıyla ilgili? Hızlı bir soru olursa uzun soruları sonda da alabiliriz ama anlaşılmayan bir şey varsa belki alabiliriz. Tamam, o zaman devam edelim. Şimdi yerele geldik. Hatırlarsanız ne vardı? Global vardı. Yerel vardı. Bir de mikro. Şu an buradayız. Bunu yaptık. Şimdi evren nasıl olabilir? Düz olabilir veya eğik olabilir. Düzden kastımız şu. Tabii ki yine iki boyutlu, genelde düz dediğimiz zaman, yani İngilizce'de de flat dediğimiz zaman iki boyutlu şeyleri kastederiz. Yani bir masanın yüzeyinin düz olması vesaire gibi. Ama burada yani ben ne söylersem sizin onu üç boyutlu olarak anlamanız lazım. Üç boyutta da şu manaya geliyor. İki boyutta olduğu gibi aslında. Paralel doğrular arası uzaklık hep aynı. Yani evren düzse bu şu demek. Mesela diyelim ki ben buradayım. Benim arkadaşım da burada olsun. Şimdi ikimiz diyoruz ki şu yöne doğru arabamızı da süreceğiz. Direksiyonumuzu kesinlikle çevirmeyeceğiz. Yani hep direksiyonu aynı sabit tutacağız. Çevreye bakmadan, ama çünkü çevre bizi aldatabilir. Direksiyonumuzu hiç çevirmeden devam edeceğiz. Ne olacak? Aramızdaki uzaklık değişecek mi? Eğer düz bir evrense, zaten düz evrenin tanımı da bu. Biz böyle ilerledikçe aramızdaki uzaklık diyelim ki 1 metre ise hep 1 metre olarak kalacak. Yani düz evrenin aslında tanımı bu. Şimdi bir sonraki slide'da bir animasyon göstereceğim size. Orada bu evrenin burada mesela dünya gibi veya bir yıldız, güneş de olabilir, bir şey olacak. Bu evrenin buralar, yani bu ağırlık kütle olan cismin yanında evrenin bu çizgileri biraz eğilip bükülecek. O zaman tabii ki bu iki arkadaşın, yan yana arabalarını sürmeye çalışan iki arkadaşın arasındaki uzaklıklar aynı olmayacak. Onlar değişecek. Şimdi o animasyona bakalım. Evren eğik olursa nasıl olabilir?
Şimdi kütlenin uzayı yerel olarak eğmesini zaten birçoğumuz duymuşuzdur herhalde. Einstein'ın temel kütle çekim teorisi de bu. Buradaki temsilen bir güneş olabilir, yıldız olabilir, kara delik olabilir. Herhangi bir yani kütleli bir cismin evreni biz eğdiğini biliyoruz. Yani Einstein'ın denklemini alan denklemlerinde yazarsak G mu nu eşittir. Burada bir sabit var. İşte burada G var. G bölü C gibi bir şey olması lazım sanırım. T mu nu. Şuradaki fonksiyona buraya kütle giriyor. Evren artık evren mi modelliyorsunuz yoksa böyle küçük bir yer mi modelliyorsunuz? Burası kütle. Burası da uzay zamanın yani uzayın diyelim eğriliği. Burası da uzayın eğriliği veriyor. Yani kütle uzayın eğriliğine sebep oluyor aslında. Einstein'ın teorisine göre. Şimdi bir şey daha dikkat etmenizi istiyorum. Bu kütle çevresindeki kendisine çok yakın olan noktaları uzayı eğerken kendisine uzak olan noktaları daha az eğiyor. Mesela şuraya bakın. Daha az eğiyor. Hatta şuralara kadar bu animasyon çok daha büyük yapılmış olsaydı belki çok daha uzakta çok da bir değişiklik olmayacaktı bile. Dolayısıyla kütle yerel olarak aslında uzayı etkiliyor. Yerel olarak etkiliyor. Bu da önemli bir nokta. Bunu da geçelim. Şimdi bu arada geçmeden önce şu çizgilere bakarsanız yani bu kütlenin yakınlarında o iki arkadaş direksiyonlarını hiç kırmasalar, düz tutsalar bile ve yola paralel başlasalar bile aslında bir noktada aralarındaki uzaklık yakınlaşacak ve sonra tekrar uzaklaşacak. Eğer o çizgileri yani uzayın o çizgilerini takip edecekleri için. Şimdi devam edelim. Şimdi evrenin yerel ölçeğinden bahsediyoruz. Unutmayalım. Yerel dediğimiz zaman her zaman aslında genel olarak şu görülebilir evrenden yani sadece kendi güneş sistemimizden değil görebildiğimiz bütün evrenden bahsediyoruz. Şimdi evren eğik mi düz mü? Bununla ilgili şeyler var, gözlemler var. Bunlardan da bahsedeceğim. Ama öncelikle ihtimallerden bahsedelim. En kolayı evrenin düz olması aslında değil mi? Yani belki yani dümdüz, tabii burada iki boyutlu bir şey gösteriyorum ama bunu üç boyut olarak düşünün. Yani düz evreni, şuraya geri gideyim. Yani şöyle bir şey. Üç boyutlu düz evren böyle bir şey olabilir. Eğer öyle bir şeyse büyük bir üçgen çizersem iç açılarının toplamının 180 derece olması lazım. Eğer diyelim ki semer şeklinde ise buna negatif eğrilik deniyor. Semer şeklinde ise evren lokal olarak. Bu arada global olarak bahsetmiyorum evrenin şeklinde. Yani şu çok büyük şeklinden değil. Sadece lokal olarak nasıl olabilir? Buradan görülebilir evrenden bahsediyorum. Semer şeklinde olabilir. Yani orada da üçgenin iç açılarının toplamını toplarsanız 180'den daha küçük çıkar. Mesela düz olduğun zaman ne olur? Düz evren aslında şuradaki gibi. Gene iki tane arkadaş arabalarında yola çıkarlarsa paralel bir şekilde ve direksiyonlarını hiç kırmazlarsa aralarındaki uzaklık hep aynı kalır. Ama semer şeklinde bir evrense bu arkadaşlar buradan paralel bir şekilde yola çıksalar bile ve direksiyonlarını hiç kırmıyorlar. Bu takip ettikleri yollar aslında bir noktada birbirlerinden uzaklaşacak. Gördüğünüz gibi burada 1 metre varsa mesela burada 5 metre olacak vesaire. Evren böyle bir evren de olabilir ve bu deneyi yapmak da mümkün. Yani iki tane paralel ışık gönderirsiniz veya bize paralel gelmesi gereken ışıklara bakarsınız. Üçüncü ihtimalde evrenin yerel olarak aslında bir küre gibi olması yüzeyi. Yani pozitif eğrilik diyoruz buna. Burada eğrilik sıfır. Burada sıfır eğrilik. Burada negatif eğrilik. Şurada da pozitif eğrilik var. Pozitif eğrilikse eğer evrendeki yine bu iki tane arkadaş yola çıktıkları zaman paralel bir şekilde bunlar aslında bir noktada birbirlerine doğru yaklaşacaklar değil mi? Veya isterseniz şöyle düşünün. Şuradan bir tane karınca yola çıkıyor. Buradan bir tane karınca yola çıkıyor. Yani dünya yüzeyinde iki boyutlu yüzeyde de biz bunu aslında görebiliriz. Bunlar dümdüz gitseler de aslında yani şu aralarındaki uzaklık hep azalacak. Hatta bir noktada kesecekler. Yani evrenin lokal olarak aşağı yukarı 3 tane ihtimali var. Tabii bunların daha kompleks şeyleri de olabilir ama yani mesela evren şurada biraz düz olabilir. Burada biraz daha işte semer gibi olabilir eğriliği ama temel olarak yani bahsedebileceğimiz şeyler, eğrilikler bunlar. Peki bu eğrilikleri biz gözlemleyebilir miyiz? Yani bu ölçülebilir bir şey mi? Prensipte evet. Şimdi eğer uzay düzse
Bu şu demek, sıfır eğrilik demek. Yani ben şöyle bir açıdan baktığım zaman, diyelim ki 30 derecelik bir açıyla uzaya bakıyorum. Değil mi? Mesela belli bir uzaklıkta gördüğüm gezegen sayısı var. Biraz daha uzağa bakarsam orada gördüklerim bu kadar. Biraz daha uzağa bakarsam böyle. Yani doğrusal bir şekilde artıyor aslında. Gördüğüm, şurada number of galaxies demiş. Yani gördüğüm galaksi sayısı, burada da uzaklık. Uzaklara baktıkça düz evrende, şuraya düz yazalım. Düz evrende benim gördüğüm galaksi sayısı aslında doğrusal bir şekilde artıyor. Peki evren eğer pozitif eğrilikse, yani bir kürenin yüzeyi gibiyse lokal olarak, tekrar söyleyeyim global olarak değil, lokalden bahsediyoruz. Yani bir tepenin üstündesiniz mesela, öyle düşünün. Çukur değil de bir tepe gibi bir yer düşünün. Büyükçe bir tepe. Burada baktığınız zaman, şöyle gene bir 30 derecelik açıdan baktığınız zaman aslında ne oluyor? Siz normalde size gelen ışıklar şu yolu takip edeceği için mesela şuradan size ışık gelmeyecek. Mesela bunu göremeyeceksiniz. Şurada görebiliyordunuz ama burada göremeyeceksiniz. Çünkü ışığın takip ettiği yollar eğilmiş durumda ve bu şekilde eğiliyor. Dolayısıyla eğer evrenin eğikliği pozitifse sizin uzaklara baktıkça gördüğünüz galaksi sayısı artacak. Tabii ki artacak. Yani şurada belli bir miktar galaksi görüyorsunuz, daha fazla görüyorsunuz ama şuradaki artma gibi lineer değil. Yani bir azalan bir artma var. Peki evren negatif eğrilik varsa, yine uyduyla, bu arada böyle gözlemler var, WMAP, Planck gibi evrene bakıyorlar. Eğer semer gibi, yani negatif bir eğrilik varsa ne olacak? Burada da aslında şu size gelen ışıklar şuralardan geldiği için, yani bayağı bir yerden size ışık geliyor aslında. Yani siz zannediyorsunuz ki şöyle, yani gene 30 derecelik bir açıyla bakıyorsunuz ama aslında evren negatif bir eğikliği olduğu için bu çevrelerden de size bir sürü ışıklar geliyor. Dolayısıyla şuna nispetle, yani düz uzaya nispetle aslında çok daha geniş bir alanı görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi uzaklara gittikçe. Dolayısıyla burada da gördüğünüz galaksi sayısı uzaklığa göre şu şekilde artıyor. Yani düz bir şekilde değil. Şimdi peki gözlemler bize ne söylüyor? Gözlemler şunu söylüyor. Evren yerel olarak düze çok yakın. Yani ölçülen bir sayı var omega diye. Bu yaklaşık sanırım en son ölçümlere göre 1.02 gibi. Bu birden büyükse şöyle bir evrendeyiz. Bir ise böyle bir evrendeyiz. Birden büyükse şöyle bir evrendeyiz. Birden küçükse de şöyle bir evrendeyiz. Ama her zaman fizikte tabii ki ölçümlerde bir hata payı var. Yani bunun hata payı da sanırım 0.2 civarlarında. Yani bu şu demek aslında. Tabii hata payı az çok fazla olabilir. Yani birden çok az küçük de olabilir. Birden çok fazla küçük de olabilir. Şunu kesin olarak söyleyebiliyoruz. Evren aşağı yukarı düz. Ama evrende pozitif bir eğrilik mi var? Çok az da olsa veya çok az da olsa negatif bir eğrilik mi var? Bu henüz çözülmedi. Ama en azından çok büyük bir eğrilik, negatif veya pozitif olduğunu görmedik, görmüyoruz. En azından düze çok yakın diyebiliriz. Peki %100 düz diyebileceğiz mi bir gün ileride? Deney gözlemlerimiz çok gelişirse. Hayır diyemeyeceğiz. Çünkü bütün fiziksel ölçümlerde her zaman, yani elinizde bir metre bile olsa onunla bir şeyle ölçseniz her zaman bir hata payı olacak. O yüzden felsefeyi ve fiziği aslında biraz ayıran da bu nokta. Fizikte her zaman hata payı olduğu için aslında hiçbir zaman sonsuzu söyleyemiyorsunuz. Peki, düze yakın bir evren olduğunu lokal olarak söyledik. Şimdi kitaplarda az önce de bahsettim. İnternetteki yani çok ciddi kozmologların kitaplarında ve röportajlarında da bunu görüyorsunuz. Evren düz ise sonsuzdur veya işte negatif eğimli ise sonsuzdur. Yani şunu söylüyorlar, eğer evren pozitif eğimli ise kendi üzerine kapanır. Dolayısıyla sonludur, hudutludur. Yani bir noktadan başlarsanız tekrar aynı noktaya geri dönersiniz. Dolayısıyla bir, yani sonsuz olamaz, belli bir şey, yani sınırları yok zaten. Ama evren düz ise veya negatif eğriliği varsa, bu kendi üzerine kapanmadığı için bu sonsuz olmalıdır şeklinde bir yanlış anlaşılma yerleşmiş bir şekilde. Yani doğrusunu bulmak için hakikaten çok derin derin okuma yapmanız lazım. Bayağı bir internette vakit geçirmeniz lazım. Çünkü fizikçiler sonsuz derken aslında onun, yani kelamcılar veya felsefeciler gibi ne manaya geldiğini veya ne tip paradokslar oluşturabileceğini çok düşünmüyorlar. Bir de zaten evrenin görülebilir, bizim görebildiğimiz, gözlemlenebilir evrenin dışında zaten ne olduğunu bilmediğimiz için oraya sonsuz da deseniz veya sonsuz bazıları çok büyük anlamında, yani
ölçümlerinizin çok dışında manasında da kullanabiliyorlar. Ama tabii ki felsefe yapıyorsanız, kelam yapıyorsanız bu konularda kullandığınız terimleri çok hassas kullanmanız lazım. Yani evren, yani bunu göreceksiniz. İnternette araştırma yaparsanız, if the universe is flat, it's infinite diyecekler ve şurada tırnağı da kapalım. Ve büyük patlama aslında her yerde olmuştur gibi bir şey var. Şimdi şöyle bir paradoks ortaya çıkıyor aslında. Evren eğer düzse ve sonsuzsa, düz aslında bir problem yok ama sonsuzsa şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Evren sonsuzsa zamanı geri doğru sardığımızda, yani evren diyelim ki nasıl diyelim? Bugün bugün şöyle olsun. Ama sonsuz olduğunu düşünün. Bu çizgiler. Diyelim ki geçmişe gittiğimizde bu çizgiler biraz daha yaklaşacak birbirlerine. İşte nasıl olacak? Ama yine sonsuz olduğu için yine, yani belki bu çizgileri daha yakın çizeceğim birbirine, daha yaklaştıkları için, ama yine sonsuz olduğu için evren yine sonsuz olacak. Yani böyle bir paradoksa aslında varıyorsunuz. Bu yüzden de büyük patlama her yerde olmuştu diyorlar. Yani aslında her yer vardı zaten, sonsuz bir evren vardı. Bu sonsuz bir evren bir noktada statikti ama T eşittir sıfır anında aslında her tarafta genişlemeye başladı gibi bir saçmalığa çıkıyor aslında. Yani bunu okursanız çok dikkate almayın veya en azından dikkatli olun bu konuda. Tabii bunu düzeltenler de var. Size az sonra kaynakta göstereceğim ama zaten Einstein'ın teorisinden veya herhangi bir teoriden şu an bildiğimiz kesinlikle böyle bir yorum çıkmıyor. Yani evrenin sonsuz olduğuna dair bir yorum çıkmıyor. Einstein'ın teorisi aslında diferansiyel bir teori. Burada fizikçiler ve matematikçiler ne dediğimi daha iyi anlayacaktır. Yani evrenin herhangi bir yerini veya her yerini bir takım diferansiyel denklemler, yani sonsuz küçükler cinsinden hesaplar. Mesela düz bir evrende işte bir uzunluk diyelim ki, işte zamanı böyle yazarız, artı işte x'teki uzunluk artı d'deki uzunluk artı z'deki uzunluk. Bu düz bir evren için mesela metrik dediğimiz şey Einstein'ın denklemlerinin bir çözümü aslında. Bunlar aslında lokal olarak tanımlıyor. Yani bu çözümler herhangi bir noktada uzay ve zamanın nasıl davrandığını bize söylüyor. Diferansiyel denklemleri çözebilmek için nihai olarak sizin aslında bir sınır koşulları dediğimiz bir şey getirmeniz lazım. Yani diyelim ki ben bir mesela bir havuz içindeki suyun dalgalanmasını çözeceğim. Mesela bir havuz var burada, bu su var. Buraya vuracağım ve bu bir takım dalgalar oluşturacak. Bunun bir diferansiyel denklemi var. İşte suyun hız denklemi, bu Navier-Stokes denklemleri dediğimiz akışkanlar mekaniği denklemleri, ama bu denklemler diferansiyel olarak tanımlı. Yani her noktada tanımlı ama bize global olarak, yani bu mesela havuz bir metre mi, dağ mı büyük, beş metre mi, yuvarlak mı, kare mi, bunları söylemiyor. Dolayısıyla Einstein denklemleri aslında global olarak evrenin nasıl olduğunu bize söylemiyor. Sonsuz koyduğumuz zaman bir sorun olmayabilir denklemlerde, ama tabii ki akli olarak çok mümkün değil bu. Buradan devam edelim. Peki sorulardan bir tanesi şu. Görebildiğimiz evren sınırlı. Peki tamam, sadece burayı görebiliyoruz. Anladık. Peki sadece buraya bakarak evrenin göremediğimiz kısımları, yani şuralar hakkında, buralardan bize ışık gelmiyor ama en azından buralardaki eğikliği, eğriliği evrenin hakkında bir şey söyleyebilir miyiz? Veya evrenin genel topolojik yapısı, yani bu mesela böyle düz mü yoksa kendi üzerine mi katlanıyor bir simit gibi mi, veya işte bunun hakkında bir şey söyleyebilir miyiz? Prensipte söyleyebilme ihtimalimiz var. Tabii bir sonraki slide'da tamam. Ondan aslında biraz bahsettim. Yani buradaki ölçümlerimize bakarak aslında yani şunu söyleyebiliriz. Mesela şimdi ne dedim? Evren ölçümleri, yani mevcut gözlemlere göre evren düz gözüküyor. Belki çok ufak yani şöyle negatif eğriliyor olabilir, pozitif eğriliyor olabilir. Ama şu da olabilir tabii. Yani mesela burada bize düz gözüküyor lokal olarak ama belki bu inanılmaz büyük bir evren. Yani bütün evren çok büyük ve hatta bir küre şeklinde. Ama biz onun yüzeyinde çok küçük bir alan kapladığımız için veya çok küçük bir alanı gözlemlediğimiz için bu bize düz de görünüyor olabilir. Tıpkı dünya üzerindeki insan gibi değil mi? Yani görebildiğimiz işte birkaç kilometreyi görebiliyoruz. Birkaç kilometre ölçeğinde de dünya aslında kendisi küre olmasına rağmen düz gözüküyor.
Yani bir şeyler söyleme ihtimalimiz var ama tabii ki kesin olarak hiçbir şey aslında söyleyemiyoruz. Yani evrenin global yapısı hakkında. Ama tamamen umutsuz da değil durum. Dediğim gibi eğer bir yönden gördüğümüz galaksileri, yani mesela şurada bir galaksi görüyoruz. Bunun aynısını ters tarafta şurada da görüyorsak eğer, bu bize şey söyleyebiliriz. Yani evren kapalı aslında ve bir şekilde kendi üzerine, yani sadece biz, yani bize şuradan da ışık geliyor ama bir şekilde böyle geri gidip, pardon yanlış çizdim. Yani şuradaki galaksiden bize buradan direkt ışık geliyor ama bir de ters yönden, mesela evren kapalıysa ters yönden gelen ışığı da görebileceğimiz için, eğer aynı, tıpkı birbirine karşılıklı koyulan aynalar gibi, yani bu tip bir gözlem yapabilirsek mesela en azından evrenin belki kapalı olduğunu söyleyebiliriz ama tabii henüz şu an orada değiliz. Yani özet olarak evrenin lokal yapısına bakıp global yapısı hakkında bir takım tahminlerde bulunabiliriz ama hiçbir zaman kesin olamıyoruz. Peki, kütle çekim dalgalarından da kısaca bahsedeyim. Üzerinde madde olmasa bile uzayın kendisi de aslında dalgalanabilen bir şey. Tabii onu dalgalandırmanız için sizin onu dalgalandıran bir şeyin olması lazım. Bu işte buradaki bir beyaz cüceler, birbiri etrafında dönen beyaz cüceler olabilir. Kara delikler olabilir. Yani uzayı sonuçta hareket ettiren bir şey. Ama şuralarda mesela herhangi bir madde olmasına gerek yok. Yani bir ses dalgasından bahsetmiyoruz. Ses dalgası nasıl yayılıyor? Bir odada konuştuğunuz zaman aslında burada bir hava var. Sizin gırtlaktaki telleriniz o havayı titreştiriyor. Hava etrafa yayılıyor. Öbür tarafta karşıdaki insanın kulağının içine giriyor. Kulağın içindeki işte kemikleri titreştiriyor. Sonra beyin dalgalarına ulaşıyor. Bu şekilde duyuyorsunuz. Yani arada bir hava var. Ama burada hava bile olmasa, yani boşluk olduğu zaman bile uzay zamanı tıpkı bir kumaş gibi aslında. Zaten öyle de söyleniyor. Uzay zamanının kumaşı Fabric of Space Time diye. Uzay zamanının kumaşında dalgalanmalar aslında olabiliyor. Bunlar 2016'da gözlemlendi. 2017'de hemen Nobel ödülü verildi zaten. Yani bu da ilginç bir şey. Yani uzayın kendisi de aslında sanki bir kumaş gibi, bir kendi haddi zatında bir ontolojisi var, bir varlığı varmış gibi davranıyor en azından. Peki, şimdi globalden bahsettik, yerelden bahsettik. Tabii yerel ne olabilir? Yani işte 46 milyar yıl da olabilir, ışık yılı da olabilir, birkaç metre de olabilir. Ama yerel global değil, yani sınırlara dair bir şey değil. Yerel aynı zamanda mikro yapıya da dair bir şey değil. Şimdi mikro yapıya geldik. Yani çok uzaklara baktık. Evren, yani milyar yıllara baktık. Peki şimdi ters tarafa gidelim. Çok küçük uzaklıklara bakalım. Oradaki soru şu. Kelamda da zaten var olan bir soru. Sanırım kelamcılarla felsefe arasındaki tartışmalar göbeğinde olan yine bir konu. Zaman sürekli mi yoksa anlardan mı oluşuyor? Yani zaman sürekli olarak mı akıyor yoksa sürekli bir var olma ve yok olma mı var? Onun dışında mesela uzay sürekli mi yoksa kesikli mi? Asgari bir uzunluk var mı mesela? Diyelim ki mikroskopla veya işte bir takım aletlerle bakıyoruz. İşte önce neler var? Moleküller var, atomlar var. Atomların içinde proton, nötronlar var. Onların içine gidiyorsunuz. İşte kuarklar var. Peki daha da küçük uzunluklara bakarsam, daha da detaylara bakarsam ne göreceğim? Yine yani şu kız gibi işte sürekli bir yapı mı göreceğim yoksa buradaki Lego gibi tırtıklı bir yapı mı göreceğim? Bununla ilgili de bir takım deneyler var. Şimdi ondan da bahsedeceğim size. Şimdi temel olarak öncelikle şöyle devam edelim. Şimdi fizikte de çalışılan bir konu bu. Dediğim gibi deneyler de var. Buna uzay zaman kristalleri de deniyor. Yani uzay kristalleri, zaman kristalleri veya uzay zaman kristalleri. Bu konuda Fermilab'da Illinois'da, Amerika Illinois eyaletinde devam eden Chicago'ya yakın meşhur lablardan bir tanesi. Orada devam eden bir deney var. Holometre denen bir cihaz var. Bu aslında işte iki tane lazer ışınını birbirleriyle girişim deseni yaptırıyor. Buradaki desenlere bakarak, girişime bakarak, yani bu aslında bir interferometre, yani girişim ölçen. Şu anki sınırlar şunlar. Uzayı 10 üzeri eksi 18 metre küçüklüğünde, yani bu kadar uzunlukları ölçebiliyorlar. Yani bu şu demek. Bir tane sıfır yazın. Bir tane virgül koyun. Buraya 17 tane sıfır koyun ve bir tane bir koyun metre. Size protonun yarı çapını veya işte çapını söyleyeyim. Bir tane proton, yani hidrojen atomunun merkezinde olan şeyin
büyüklüğü yaklaşık 10^-15 metre. Yani şu protonun bine bölün, bir protonu hidrojen atomunun merkezinde olan, çekirdeğinde olan protonu bine bölün, o kadar küçük mesafeleri şu an test edebiliyorlar. Zamanda da 10^-9 saniyeleri, yani bir saniyenin milyarda birini test edebiliyor. Bu hassasiyette ölçebiliyorlar. Yine burada başka bir konuya yine geldik. Fizikte yaptığınız bütün ölçümlerin belli bir hassasiyeti var. Asla sıfır uzunluğuna inemiyorsunuz, sıfır zamana inemiyorsunuz. Sonsuz hassasiyetiniz yok. Şimdi buradan ne çıkıyor tabii? Yaptıkları deneyde şu çıktı. Deney sonuçlarında bu uzunluk ve zamanlarda süreksizlik görülmedi. Yani şu kadar uzunluklara daha indiler. Zaten yani metre uzunluğunda, milimetre uzunluğunda bunu gözlerimizle görebiliyoruz. Herhangi böyle bir kesiklik, Lego gibi bir şey görmüyoruz. Piksel piksel görmüyoruz hayatı. Daha da derinlere, bu kadar küçük mesafelere inildiği zaman yine herhangi bir piksellik, bir kesiklik görülmedi. Ama bu şu demek değil, yani yoktur demek değil, şu demek. Yani şu uzunluklara kadar veya şu zaman, bu küçük zamanlara kadar en azından buralarda bir süreklilik var. Tabii daha da kısa mesafelere, daha da kısa sürelere giderseniz belki oralarda piksellik başlayacak. Deney sonuçlarında bu uzunluk zaman, evet bunu görülmedi dedik ama bu hassasiyette görülmedi. Ancak bu ölçeklerden daha küçük uzunluk ve zamanlar hakkında henüz bir şey söyleyemiyoruz. Yani fiziğin bahsettiğim gibi başta problemi problem olarak görebilir miyiz bilmiyorum ama yani felsefe ve kelamdan farkı da biraz bu. Hiçbir zaman son, yani ontolojik olarak en son şeyi bir türlü söyleyemiyoruz. Çünkü hep hassasiyetler içinde ölçebiliyoruz, ölçümlerimizi yapabiliyoruz. Devam edelim uzayın, uzay zamanı mikro yapısına. Şimdi uzay zaman kesikliği ise bunun etkilerini gözlemleyebilecek miyiz? Prensipte evet, bu mümkün eğer öyleyse. Ama daha hassas holometreler veya işte CERN'de olduğu gibi parçacık çarpıştırıcıları gerekiyor. Tabii parçacık çarpıştırıcıları CERN'de, LHC'de olduğu gibi bunlar direkt, yani bu deneylerin hepsi zaten bir çıkarım yapıyor. Bir takım, yani siz parçacıkları çarpıştığınız zaman onlar direkt size uzay zamanı kesikliği olduğunu söylemiyor ama bir takım sizin hesaplarınızda diyelim ki o parçacıkların çarpışma, belli bir mesela Higgs parçacığın oluşma ihtimalini hesaplarken uzay zamanı kesikli veya sürekli aldığınızda o ihtimalde küçük farklılıklar olabilir. İşte o küçük farklılıklar çok çok küçük olduğu için biz bugün ölçemiyoruz ama belki gelecekte deney aletlerimiz daha da gelişirse o küçük farklılıkları, yani kesikli uzayla sürekli uzay arasındaki farkı ayırt edecek kadar hassaslaşırsa gelecekte belki bunlar olabilir ama belki de hiçbir zaman da o seviyeye gelemeyeceğiz. O da bir ihtimal tabii. Peki bir sonraki soru. Daha küçük ölçeklerde uzay zamanı kesikli bulursak mevcut teorilerimiz çöker mi? Çökmez. Yani mesela araba yapıyorduk kuantum mekaniğinden önce. Kuantum mekaniğinden sonra da araba yaptık. Çünkü araba yaparken mikro detayları, yani atom boyutunda neler oluyor, neler bitiyor aslında çok da önem vermiyoruz. Onu etkilemiyor. Daha en başta söylediğim aslında farklı ölçekler, farklı ölçekleri çok fazla zorunlu olarak etkilemiyor. Dolayısıyla eğer evrenin, uzay zamanının kesikli olduğunu bulursak yani bir şeyleri değiştirmeyecek. Kuantum alan teorisinden Einstein'ın kütle çekim teorisine kadar bütün teorileri aslında İsterseniz sürekli, isterseniz kesikli uzay zamanda yazabiliyorsunuz. Yani iki türlü de yazabiliyorsunuz. Şimdi bu ikisinden ortaya çıkan sonuçların farklılıklarını ölçecek kadar hassas deney aletlerimiz yok. Eğer deney aletlerimiz o kadar hassaslaşırsa o deneyler için tabii ki bir farklılık görebileceğiz. Ama bu teorilerin çökmesi manasına gelmiyor. Dediğim gibi zaten uzay zamanı tıpkı evrenin global yapısını siz belirliyorsunuz. Einstein'ın teorileri size, Einstein'ın teorileri biraz yerel çalışıyor. Global yapıyı sizin vermeniz lazım. Yani bir havuzdaki, havuzun ne kadar büyük olduğunu sizin söylemeniz lazım o denklemlere. Aynı şekilde evrenin çok küçük yapıları da teorileri değiştirmiyor aslında. Yani aynı teori kesikli yapıda da çalışıyor, sürekli yapıda da çalışıyor. Aslında biz bilgisayarda herhangi bir çözüm yapmaya çalıştığımız zaman, bir nümerik bir çözüm, aslında kesikli uzay zamanı alıyoruz mecburen. Neden? Çünkü mesela diyelim ki bir parçacığın, şimdi size bir sonraki slide'da şey göstereceğim. Bir akışkan simülasyonu göstereceğim. Burada basit bir giriş yapalım. Bir parçacık diyelim bir noktadan bir noktaya gidiyor. Diyelim ki buradan buraya 1 metre. İşte 10 saniyede gitsin. Şimdi ben bunu bilgisayarda kod yazıp simülasyon yapmam için her bir noktayı buradaki alamam. Zaten sonsuz tane nokta var 0 ile 1 arasında, değil mi? Dolayısıyla bu uzayı benim bir şekilde bölmem lazım. Mesela 10'a bölersem işte 10 saniye ver. Her
her bir saniyede işte 10 santim gidecek. 10 saniye sonunda ne olacak? İşte 1 metre gitmiş olacak. Dolayısıyla benim bilgisayarımda şöyle bir matrise ihtiyacım var. Şurası zaman olsun. T koyayım. Burası da x olsun. Bunu ben 10'a böleceğim böyle. X'i de 10'a böldüm. Daha ince de bölebilirim. Zamanı da 10'a böleceğim. İkisi aynı olmak zorunda değil ama burada öyle denk geldi. Dolayısıyla şu noktalarda yani parçacığın burada olma ihtimali var. Burada olma ihtimali var. Burada yani 10 tane ihtimal var aslında parçacığın olabileceği. Zamanda da 10 ihtimal var. İşte parçacık şuradan sıfır noktasından başlayıp x eşittir bir noktasına düzgün bir lineer bir hareket yaparsa aslında şu yolu izleyecek. Yani buradan buraya gelecek. Böyle yapmak zorundayım. Neden? Çünkü sonsuz tane nokta var arada. Bilgisayarın hafızası, işlemci gücü sonsuz değil. İlla ki onu bölmem lazım ki bilgisayar ancak bildiğiniz gibi sınırlı sayılarla, kesikli sayılarla işlem yapabiliyor. Bir sonraki simülasyonda belki daha güzel göreceksiniz. Burada bir tane çeşme var. Bu çeşmeden bir su akacak. Bunu çalıştırmaya deneyeyim şimdi. Evet, gördüğünüz gibi bir su akıyor. Bu bir simülasyon. Tabii burada siz biraz kesikli yapıyı pek görmüyorsunuz ama aslında şurada biraz gösteriliyor ama bunların da aslında çok ince bir şekilde belki bunlar yüze falan bölünmüştür. Bölünmüş. Aslında bölünmeseydi çok daha böyle piksel piksel görecektiniz. Yani şurada gördüğünüz her kare aslında belki bir yüze en azından bölündüğünü tahmin ediyorum ki burada gördüğünüz şey epey yani sürekli gibi gözüküyordu ama aslında hiçbir zaman sürekli değil. Yani özetle bilgisayarda hesap yaptığımız zaman zaten biz uzay zamanı bu şekilde gördüğünüz gibi kesikli yapılara bölüyoruz. Zamanı da uzayı da. Yani uzay zamanı kendisi kesikliyse biz teorilerimizi zaten böyle bilgisayarda hesap yaparken zaten böyle bir ortamda yapıyorduk. Yani ortaya çıkacak farklılıklar ancak çok hassas farklılıklar olabilir. Tabii bunları da ölçmek için çok hassas cihazlara ihtiyacımız olabilir gelecekte. Şu makaleyi çok tavsiye ediyorum. Baştan söylediğim gibi yani uzayın sonsuz olabileceği üzerine hakikaten yani çok ciddi kozmolojistlerin, fizikçilerin sözleri var. Yani röportajları var. İnternette de çok dolaşıyor. Yani genelde zaten bir kişi bir yanlış söylüyor ve o bir şekilde yayılıyor. Çok sözüne dikkat etmezse. George Ellis çok meşhur bir kozmologtur, fizikçi. Bu makalesi hatta Türkçe'ye de çevirebilir belki ilgisi olan hocalarımız. Physics of Infinity yani sonsuzlukların fiziği. Burada Hilbert'in meşhur sonsuzlukların fiziksel olarak var olamayacağını söylediği sözlerini hatırlatıyor. Hatta onun bir sonsuz otel paradoksu vardır. Yani neden sonsuzluklar gerçek hayatta olamayacak? Burada hem sonsuz büyüklüklerden hem de sonsuz küçüklüklerden bahsediyor. Bunu gerçekten tavsiye ederim. Nature'da yayınlanmış bir mektup aslında bu, bir yorum. Peki, buradan da devam edelim. Peki, şöyle bir tartışma var. Belki birçoğunuz duymuşsunuzdur. Biz bir simülasyonda mı yaşıyoruz? Elon Musk'ın da sık sık dile getirdiği. Yani bizim bilgisayarlarımız bugün bu kadar gelişmişse biz de muhtemelen çok daha gelişmiş bir bilgisayarları olan canlıların işte kodladığı aslında biz bir bilgisayarda yaşıyor olabiliriz. Yani biz nasıl bilgisayar ortamında bir gerçeğe çok yakın bilgisayar oyunları yapabiliyorsak belki de biz de birisinin yaptığı bir bilgisayar oynuyoruz. Birisinin bilgisayarında. Tabii bunu test etmenin de bir yolu da var. Eğer bilgisayar simülasyonunda yaşıyorsak evrenin mecburen bir kesikli olması gerekiyor. Çünkü yani her bilgisayar başta da söylediğim gibi kesikli bir şeyle çalışıyor. Sonsuz tane hafızası yok tabii ki. Öyleyse tabii ki yani bizim bulunabileceğimiz yerler belli değil mi? Mesela şurada dikilebiliriz, şurada bulunabiliriz. İşte bir yana kayabiliriz şurada veya bir yana kayabiliriz burada olabiliriz. Ama mesela şu arada mesela şunların tam üzerinde olamayız değil mi? Eğer biz bir Lego gibi bir şeysek yani evren kesikliyse bu şekilde. Yani belli yerlerde olabiliriz evren kesikliyse. Zamanda da aynı şekilde. Tabi bunu da test etmenin aslında bir takım yolu var. Yani holometreden bahsettim ama başka yolları da var. Silas, Zöhre ve Martin bir makale yazdılar. Bunlar hepsi benim Seattle'dan arkadaşlarım. 2-3 sene geçirdim o nükleer enstitüde. Onlar bir makale yazdı. Yani evren bir simülasyon olabilir mi?
nümerik simülasyon olabilir. Burada aslında bahsettikleri şey şu, evren kesikli olabilir mi? Yani eğer biz bir bilgisayarın içindeysek evrenin kesikli olması lazım. Ve bunu parçacık fiziğinden vesaireden nasıl test edebiliriz? Tabii biz evren kesikliyse bir simülasyon içinde olmak zorunda da değiliz tabii ki. Yani öyle bir zorunluluk da yok ama böyle bir tartışma da var. Belki duymuşsunuzdur. Alakalı olduğu mevzu aslında evrenin kesikli olup olmadığı. Matrix filminden de belki hatırlarsınız. Orada kedinin geçmesi ve tekrar tekrar aynı sahnenin olması, aynı sahnenin tekrarlandığı bir kısım vardı Matrix'in birinci bölümünde. Yani içinde yaşadığınız aslında evren kesikliyse, bir simülasyonsa bunu da içinde olmanıza rağmen belki test etmenin yolları olabilir. Son olarak bu slide'dan bahsedip sunumu bitireyim. Şimdi Planck uzunluğu diye bir şey var. Bu olabilecek en küçük uzunluk diye söyleniyor. Ama aslında onun öyle olmadığını söyleyeceğim burada. Şimdi öncelikle tabiatta bazı temel sabitler var. Mesela Newton'un yer çekimi sabiti var, G diye. Bu mesela Ay ve Dünya'nın çekimi, bu bir sayı. Ay ve Dünya'nın çekimini hesaplamak istiyorsanız işte burada Dünya olsun ve Güneş Dünya da olabilir, Ay olsun. Aradaki uzaklık R olsun. Buradaki kuvveti hesaplamak isterseniz buraya giren bir sayı bu. Yani işte Dünya'nın kütlesi, Ay'ın kütlesi ve aradaki mesafenin karesi. Bu bir sayı. Yani içinde yaşadığımız evrende hususi bir sayı. Bir temel sabit. Onun dışında ışık hızı temel bir sabit. Yani ne kadar işte C diyelim 300 bin kilometre bölü saniye. Yani çok hususi bir sayı bu. Başka bir evrende başka yani veya hatta evrenin başka yerlerinde bu farklı bir sayı da olabilir. Bir de Planck sabiti var. Bu da çok küçük bir sayı. Bu da mesela bu nerede gerekli? Yani şunu söyleyeyim. C ışık hızı nerede gerekli? Özel görevlilikle ilgili şeylerde. Yani çok hızlı giden cihazlarda. Yani bu parçacıklarda olabilir. Parçacık hızlandırıcıda. Veya çok hızlı giden roketlerde de bu ölçüldü. Çok hızlı giden roketlerin içine koyulan atomik saatlerde saatin aslında biraz yere göre, yerdeki saatlere göre geri kaldığı, zamanın daha yavaş aktığı gözlendi. Dolayısıyla işlem yapıyorsanız bu tip hassas şeylerde C'yi de kullanmanız gerekecek. Yani hızlı giden objeler için. H Planck sabiti. Burada gene kuantum mekaniğiyle ilgili yaptığınız bütün hesaplara giren bir sabit bir sayı. Küçük bir sayı. Mesela hidrojen atomunun enerji seviyelerini, hidrojen atomu hangi ışıkları emer, emmez. Bunları hesaplamak istiyorsanız bu da yine önemli bir sabit. Şimdi C ve G'nin mesela aynı anda önemli olduğu. Dikkat ederseniz burada her biri farklı bağlamlarda önemli. Ama bunların hep beraber önemli olduğu yerler de var. Mesela C ve G ışık hızı ve yer çekimi sabitini. Bu arada bu Newton constant'ın sabiti diye geçiyor ama Einstein'in teorisinde de bunu yazıyorsunuz. Yani bu kütle çekiminin olduğu her yere giriyor tüm denklemlere. C ve G'nin aynı anda önemli olduğu yerler var. Mesela uzay zamanın büküldüğü yerler, kara delikler. Hatta dünyanın çevresinde dolaşan uydular bile. Bunlar da yani Einstein'ın teorisini kullandığınız her yerde zaten denklemlerde C ve G giriyor işin içine. Işık hızı ve Planck sabiti yani kuantumun ve hızlı yani hızlı ve kuantum. Şurada şöyle diyelim. Hızlı ve kütleli. Burada hızlı ve kuantum olan şeyler. Onlar neler? Mesela parçacık çarpışmaları. Çok küçük parçacıklar, atom altı parçacıklar. Kuantum önemli. Aynı zamanda çok hızlı çarpışıyorlar. Dolayısıyla hızlı ve kuantum. Tabii bunların üçünün de çok önemli olduğu bir yer var. Yani hem hızlı hareket ediyor, hem kütle çekimi var, hem de kuantum ölçek. Yani çok küçük ölçekler de var. Bu da kuantum kütle çekimi teorilerinin lazım olduğu yerler. O da büyük patlama aslında. Neden? Büyük patlamada her şey çok küçük bir hacme sıkışmış. Dolayısıyla bir şeyi çok sıkıştırdığın zaman o şey ısınır. Çok hızlı hareket ediyor parçacıklar. C önemli. Çok küçük bir yere sıkışmış. Kuantum mekaniği önemli. Dolayısıyla Planck sabiti önemli. Bir de çok büyük bir kütle var orada. Çok küçük bir alana sıkışmış, hacime sıkışmış. Diğeri önemli. Dolayısıyla bu üçünün de önemli olduğu yer. Mesela büyük patlama da önemli. Şimdi bunları siz kombine ederek farklı şekillerde farklı sayılar da üretebilirsiniz. Mesela Planck uzunluğu diye bir şey var. Burada L Planck. Burada bahsettiğim H yani Planck sabitini bölü 2 pi aslında bu. 2 pi farklı. Çok önemli değil. Burada yine kütle çekim. Burada da C üzeri 3 yani ışık hızının 3. kuvveti kübü var ve burada da kare kökü var. Bunların
Bu mesela Planck sabiti işte enerji çarpı zaman gibi. Enerji çarpı saniye koyayım. İşte kütle çekimi şuradan çekebiliriz. Newton işte çarpı metrekare bölü kilogram kare. Yani Newton metrekare bölü kilogram kare. C dediğimiz şey metre bölü saniye. Siz şu bunları yani şu şekilde yazarsanız bu çarpı bu bölü bunun üçüncü kuvveti ve karekökünü alırsanız buradan çıkan toplam birim metre oluyor. Bu da size bir uzunluk veriyor. Bu uzunluk ne kadar? 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 35 metre. Yani inanılmaz küçük bir ölçek bu. Yalnız bu bizim görebileceğimiz en ölçek veya uzay zamanı kesikli olduğu uzaklık demek değil. Yani bu çok önemli. Fizikçiler aslında ölçeklerden bahsediyorlar. Bu şu demek, siz bu uzunluklara indiğiniz zaman 10 üzeri eksi 35 metre, yani bu şu demek, sıfır yazın, virgül koyun, 34 tane sıfır yazın 1 metre. Bu uzunluklara indiğiniz zaman hem kuantum teorisi önemli olacak, hem kütle çekim teorisi önemli olacak, hem de ışık hızı önemli olacak. Yani bu bütün teorilerin aynı anda önemli olduğu bir ölçeğe gitmiş oluyorsunuz. Hatırlarsanız çok büyük ölçeklerde bugün için, yani galaksimizden bahsediyorsak kuantum fiziği önemli değil dedim. Veya işte güneş sistemimiz. Veya atomlardan bahsediyorsak kütle çekimi önemli değil. Çünkü minicik kütlelerden bahsediyoruz. Orada kuantum kullanıyoruz ama öyle bir uzunluk var ki, şu uzunluk, bu uzunluğa indiğiniz zaman bu bütün teorilerin hepsi birden önemli oluyor. Ancak bu bütün, yani kuantum kütle çekimi teorimiz henüz başarılı bir şekilde, yani yazabiliyorsunuz ama tutarlı bir şekilde bir hesap yapma olanağı vermiyor size. Bir öngörüde bulunamıyorsunuz yani. Renormalize olmadığı için. Şu an yok yani bu teori. Bu da fizikteki en büyük açıklardan biri şu tane şu anda. Ama burada söylemek istediğim şey şu. Planck ölçeği evrenin, yani bu da internette okursanız kitaplara bile giriyor artık. Evrendeki olabilecek en küçük uzunluk Planck uzunluğu deniyor. Ama değil. Bu sadece bir ölçek veriyor bize. Bu Planck uzunluğunun milyarlarca milyarlarca daha küçük altyapıları da olabilir. Oralarda çalışan teoriler de olabilir. Ama bu tekrar edeyim şunu söylüyor bize. Bu öyle bir ölçek ki şu ölçeğe indiğiniz zaman sizin hem sizin elinizdeki teori hem bir kuantum teorisi olmalı hem de kütle çekim teorisi olmalı aynı anda. Son olarak şunu tekrar hatırlatayım. Şu an ölçebildiğimiz o bahsettiğim holometrede ölçebildiğimiz uzunluklar bir protonun büyüklüğünün binde biri ölçeğinde. Yani artık kuarklara falan girebiliyoruz ama daha da belki gelecekte daha da kısa uzunlukları ölçmemiz mümkün olacaktır diye belki umut ediyoruz. Benim sunumum bu kadar. Bu noktada ben duracağım. Enis Hocama ve Mehmet Hocama sözü bırakıyorum. Benim sunumum bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Evet, Şener Hocam çok teşekkür ederiz. Şimdi biliyorum çok soru sormak isteyen var ama bir 10 dakika ara vereceğiz namaz arası. 40 geçe inşallah buluşup sorusu olanlar hocamıza sorularını sorabilirler. Değerlendirmeleri yaparız. 40 geçe inşallah buluşalım.